Tarih bilimine giriş, tarih araştırmalarında kaynaklar ve kanıtlar. Kaynak ve kanıtların değerlendirilmesinde gerçeklik algısı. Burada geçmiş hakkındaki haber ve bilgi kaynakları kanıtlarını sorgulamanın tarihi bilginin oluşumu üzerinde önemi üzerinde duracağız. Tarih nerededir? Bugünü inceleyen her yerde, kitaplarda, zihnimizde, geçmişte ve arşivde. Tarihi öğrendiğimiz eser ve bulguları tetkik etmek, araştırmak, tenkit etmek, eleştirmek gereklidir. Tarihçiler gerçekle ilgilenmelidirler. Sorun çözmek, bilgi edinmek, yargıya varmak ve sonunda gerçeğe ulaşmak. Kaynak ve kanıtların değerlendirilmesinde sorgulamanın gereklilik ve yöntemi. Tarihi olayların meydana geldiği şartlar. Tarihi hadiselerin meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi, dini hususiyetlerini yansıtır. Bu sebeple, burası çok önemli arkadaşlar, bir hadiseyi değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin şartlarını dikkate almalıyız. Yani örnek vermek gerekirse 1800'de yaşanmış bir olayı 2000'lerin değer yargılarıyla yargılayamayız. O dönemin şartlarına, o dönemin düşünce yapısına, o dönemin dünya görüşüne göre değerlendirme yapmalıyız. Tarihi olayları araştıran kişilerin durumları. Tarihi olayları değerlendirirken karşılaşılan meselelerden biri de hadiseyi tarafsız yaklaşamamaktır. Objektif olamamaktır. Tarih araştırmacısının belli bir din, millet, mezhebe mensup olması, siyasi anlayışı, ideolojisi, aldığı eğitim gibi sebeplerle olaylara taraflı yaklaşması mümkündür. Tarihi olayları tarafsız değerlendirmenin kriterleri. Tarihi hadiseleri doğru değerlendirebilmek için birçok kaynaktan yararlanmalıyız. Hadiseleri tarafsız bir şekilde incelemeliyiz. Resmi evrakın yanlış olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. İlmi yöntemlerin dışına çıkmamalıyız. Olayı yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirmeliyiz. Buraya baktığımızda birçok kaynaktan yararlanmalıyız derken dönemin kaynaklarına ya da sonrasında yazılmış kaynaklardan daha değişik bilgiler elde edebilme şansımız ortaya çıkacak. Hadiseleri tarafsız bir şekilde incelemeliyiz. Neden? Çünkü hadiseleri taraflı bir şekilde incelediğimizde sonucumuz doğru olmayacaktır. Kendi dünya görüşümüzü tarihi olaylara karıştırabiliriz. Resmi evrakın yanlış olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Resmi evrakı yazdıranlar da insan olduğu için haliyle kendi dünya görüşlerini yansıtacaklardır. İlmi yöntemlerin dışına çıkmamalıyız. Yani tarihi olayları beşli gruba ayırdığımız zaman ilmi yöntemlerimizin dışına çıkmamalıyız. Olayı yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirmeliyiz. Tarih araştırmalarında farklı bakış açıları. Tarihi konularda araştırmacıların farklı bakış açıları olabilir. Bu bakış açıları yorumlayanın entelektüel birikimine, hayata bakış açısına, siyasi ideolojisine bağlı olduğu toplum ve gündelik gelişmelere göre farklılık gösterir. Tarihi hadiselerin nakledişindeki farklılıklar olayların ne olduğundan daha çok nasıl oldukları hususunda ortaya çıkar. Bu duruma örnek verelim isterseniz. Mesela Osmanlı modernleşmesini bazı tarihçiler tarihi bir zorunluluk olarak görürken, bazı tarihçiler batılılaşma ve emperyalizm sürecinin bir yansıması olarak görmektedirler. Bir de daha eski geçmişimizden örnek verelim. Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Alman menkıbelerinde asil bir kahraman olarak tasvir edilirken, Fransız destanlarında sert, merhametsiz bir düşman olarak anlatılır. Bu farklı değerlendirmeler toplumlar arası ilişki farklılıklarını, tarihsel önyargıları sebebiyle izah edilebilir. Tarih araştırmalarındaki farklı yanlış yaklaşımların gerekçelerini aşağıda şemada inceleyelim. Yaklaşım farklılıklarının nedenleri, entelektüel düzeyler, dini, milli mensubiyetler, önyargılar ve ideolojik yaklaşımlar. Tarih araştırmalarında doğru sonuçlara ulaşabilme. Anakronizm, değişik çağları birbirine karıştırma olup nesnelliğe zarar verir. Anakronizm, değişik çağları birbirine karıştırma olup nesnelliğe zarar verir. Farklı ideoloji ve değer sistemlerinin tarihi olayların yorumlanması üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı tarihsel olayı farklı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmenin farklı yorumlar getirebileceğini unutulmamalıdır. Tarih bilgisinin geçmişteki insan tecrübelerine bağlı olarak üretildiği gerçeğiyle hareket edilmelidir.
Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli kaynaklarca yayılan popüler tarih bilgisi ve yorumlarına eleştirel yaklaşılmalıdır. Üretilen tarih bilgisinin özellikleri. Üretilen tarih bilgisinin olması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki şemayı inceleyelim. Objektif olmalı, belgeli olmalı, sistemli olmalı, ilmi olmalı ve akademik sonuca ulaşabilmeli. Yukarıda temas edilen objektiflik esasının yansız, nesnel, tarafsız anlamına geldiğini, subjektifliğin ise yanlı, öznel, taraflı manasında kullanıldığını unutmayalım. Bilimsel bilginin değişebilirliği. Bilimsel bilgi yeni bulgu, belge ve kalıntılar bulunduğunda değişebilir. Tekrar etmek gerekirse, bilimsel bilgi yeni bulgu, belge ve kalıntılar bulunduğunda değişebilir. Tarih araştırmaları ulaşılabilir kaynaklar üzerinden geçmişi incelediğinden yeni ulaşılan bilgiler ya da saptamalar tarihi bilgiyi değiştirebilir. Bu duruma şu gelişmeyi örnek verebiliriz. Önceleri Osmanlı Devleti'nin ilk parasının Orhan Bey tarafından basıldığı tespit edilmişken, Numizmat İbrahim Artuk'un çalışmaları sonrası Osman Bey zamanında bakır para basıldığı tespit edilmiş ve bu yöndeki bilgilerimiz değişmiştir. Tarih bilimiyle ilgili bilmesi gereken temel esaslar, tarihi olayların özellikleri. Tarihi olaylar belli bir yer, zaman ve kendi iç özel şartları içerisinde gerçekleşmiştir. Yani tarihi olaylar belli bir yerde, zamanda ve kendi iç özel şartlarıyla, yani Avrupa'nın şartları farklıdır. Burada Asya'nın şartları farklıdır. Tarihi olayların incelenmesinde tarafsızlığın sağlanması. Araştırmalarda tarafsızlığın sağlanabilmesi için olayların üzerinden bir süre geçmesinin beklenmesi gerekir. Olayların birçok kaynaktan istifa edilerek incelenmesi gerekir. Hadiselerle ilgili genelleme yapılmaması, kural, kanun konulmaması gerekir. Her hadise kendisi içerisinde özel konumlar, özel nedenler bulundurur. Olayın yeri, zamanı, özel şartlarının dikkate alınması gerekir. Yeni bilgi, belge ve bulgulara ulaşılınca hadisenin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Yeni belgelere ulaştıkça tarihi olaylarda verdiğimiz örnekteki gibi değişimler gözükebilir. Nesnellik, tarafsızlık, hakikatleri olduğu gibi nakletmek ve nesnel objektif kalabilmektir. Tarihi hadiselerin yazıya geçirilmesi sürecinde dikkat edilecek hususlar. Tarihi hadiseler kaleme alınırken olayların meydana geldiği zamanın koşullarını dikkate alınması gerekir. Hadisenin diğer olaylarla benzerlik ve zıtlıklarına dikkat çekilmesi gerekir. Kesin sonuca ulaşılamayan hususlarda nihai yargıya varılmaması gerekir. Kanıtlanabilir ve nesnel veri ve argümanlara yer verilmesi gerekir. Kültürel, dini, örfi, folklorik, siyasi, doğal iklim, tabiat, coğrafi, iktisadi, ticari, üretimsel, manevi, ruhi, karakteristik, ferdi, içtimai, toplumsal özellikler dikkate alınmalıdır. Tarihi hadiselerin sınıflandırılması. Bu sınıflandırma araştırma ve öğrenimde kolaylık sağlamakla birlikte tarihin bütüncül bir şekilde incelenmesini engeller. Bu sebeple hadiseler genel tarih akışı içerisinde değerlendirilmelidir. Zamana göre Orta Çağ tarihinden Osmanlı tarihi, mekana göre Asya tarihinden mekana göre indiğimizde Türkiye tarihi, konuya göre baktığımızda sanat tarihi ve buradan da konuya göre indirgediğimizde edebiyat tarihi. Tarih öğrenmenin faydaları arasında milli birlik, beraberlik ve vatandaşlık şuurunu geliştirmek, geçmişteki hadiselerden ders çıkarmamızı sağlamak, geçmişteki birikimden istifade ederek sorun çözmemize katkı sağlamak, hadiseler arasında ilişki kurarak mantık ve analiz kabiliyetimizi geliştirmek, medeniyete farklı toplumların verdiği katkıları görmemize katkı sağlar. Tarih biliminin faydalandığı diğer bilimler, sosyal ve fenni bilimler baktığımızda ilk olarak sosyal bilimler, bilim dalımız coğrafya tarihe nasıl yardımcı oluyor peki?
Tarihi olayların oluşumunda etkili olan iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum ve benzeri coğrafi faktörler incelenmektedir. İkinci olarak baktığımızda tarihe yardımcı olan bilim dallarına arkeoloji tanımı yer ve su altındaki buluntuları inceleyen bilim dalıdır. Antropoloji insanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran bilim dalıdır. Diğer bir yardımcı bilim dalımız etnografya, toplumların yaşayışlarını, gelenek, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır. Kronoloji, tarihi olayların zamanının belirlenmesinde tarihe yardımcı olan bilim dalıdır. Tarihi olayları oluş sırasına göre günümüze yakın şekilde tasnif eder kronoloji. Paleografya, eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına paleografya denir. Epigrafi, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır. Filoloji, toplumların dilleri hakkında bilgi verir. Diplomatik, belgeleri tür olarak ferman, şer'i sicili, anlaşma metinleri ve benzeri şekil ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına denir. Nümizmatik, eski paraları inceler, dönemin kullanılmış paralarını inceleyen bilim dalı nümizmatiktir. Diğer bir yardımcı bilim dalımız sosyoloji. Toplumsal olayların bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına olan etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Konuya yönelik örneğimiz, tarih araştırmacılarının gerçeğe ulaşmaya yönelik çalışmalarının bilgi edinme, sonuca ulaşma, yargıya varma süreçlerinden hangilerini kuvvetlendireceği söylenebilir. Buradan baktığımız zaman tarih araştırmacılarının gerçeğe ulaşmaya yönelik çalışmalarının bilgi edinmeye, sonuca ulaşmaya ve yargıya varmaya yardımcı olacağı ortaya çıkıyor ve cevabımız D şıkkı oluyor. Diğer bir örnek, aşağıda verilen tarihi olaylardan hangisinin tarihinin daha belirgin olduğu söylenebilir? A. İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedilmiştir. İstiklal Marşı 12 Mart'ta kabul edilmiştir. C. Tanzimat Fermanı 19. yüzyılda ilan edilmiştir. D. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yıllar arasında yaşanmıştır. Burada daha belirgini sorduğu için gün, ay, yıl şeklinde belirtildiğinden dolayı A şıkkı doğru cevabımızdır.